Endi ikkinchi sodda trigonometri teng nima bilan, ya'ni cosinus x teng a trigonometri teng nima bilan tanishamiz. Bu tenglamaning ildizlarini topish uchun biz quyidagi 3 ta holni qarab chiqamiz. Birinchi holda bu holning o'zi 2 ta holga ajraladi. A 1 dan katta, a minus 1 dan kichik. Va har ikkala holda ham bu tenglama ildizga ega emas. Chunki cosinus x 1 dan katta bo'la olmaydi yoki minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Shu sababli tenglama yechimga ega emas. Agar a 1 ga teng bo'lsa, u holda biz cosinus x teng 1 tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamaning ildizi mana bu formula bilan topiladi. A minus 1 ga teng bo'lsin. Bu holda a ning o'rniga minus 1 qo'ysak, cosinus x teng minus 1 tenglamani hosil qilamiz. Bu holda tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topiladi. Agar a 0 ga teng bo'lsa, bu holda cosinus x teng 0 tenglama ildizlari mana bu formula bilan topiladi. Va nihoyat 3-chi hol. Agar a minus 1 va 1 orasida bo'lsa, mana bu formula bilan topiladi. Xususan mana bu formula mana bu holni ham o'z ichiga oladi. Lekin a 0 ga teng bo'lgan holda misollarda javoblar mana bu formula bilan beriladi. Demak, mana bu 3 ta holni eslab qolish kerak. 1 ga teng bo'lgan hol, minus 1 ga teng bo'lgan hol, 0 ga teng bo'lgan hol. Chunki bu hollarda javoblar mana bu formulalar bilan beriladi. Xo'p, endi misollarga chiqib o'tamiz. Birinchisi, cosinus x teng 1.8. A ning o'rnida 1.8 kelyapti. Xo'p, bu tenglama 1.8. Mana bu shartni qanoatlantiradi. 1 dan katta. Shu sababli 1 dan katta bo'lsa, yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Demak, tenglama ildizga ega emas, boshqacha qilib aytganda. Shunday qilib javob, buni yechimlar ildizlar to'plami bo'sh to'plam. Ya'ni tenglama ildizga ega emas. Keyingi tenglama cosinus x teng minus pi taqsim 2. Pi taxminan 3.14 ga teng. 1 tur va hokazo. Agar pi taqsim 2 pi taqsim 2 bu 1.15 dan katta son. Minusligini oladigan bo'lsak, minus pi taqsim 2 minus 1.15 dan kichik. Demak, bu o'z navbatida minus 1 dan kichik. Demak, bu holda minus pi taqsim 2 minus 1 dan kichik ekan. Buni a ning o'rnida minus pi taqsim 2 kelyapti. Bu minus 1 dan kichik. Agar a minus 1 dan kichik bo'lsa, u holda tenglama yechimga ega emas. Ya'ni yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Shunday qilib, bu tenglamani ildizlari to'plami bo'sh to'plam ekan. Ya'ni x tegishli bo'sh to'plam. Ildizi yo'q, boshqacha qilib aytganda. 3-chi tenglamaga o'tamiz. Cosinus 3x teng 1. Mana o'ng tomoniga qarab turib biz mos tenglamani tanlaymiz. O'ng tomonda 1 bo'lsa, mana a 1 ga teng ekan. O'ng tomonda 1 bo'lsa, demak a ning o'rnida 1 turibdi ekan. A 1 ga teng ekan. Bu holda mana bu tenglamani ildizlari bu formuladan topiladi. Endi bu yerda x ning o'rnida 3x kelyapti. Shu sababli biz x yozmaymiz-da 3x deb yozamiz. 3x teng 2 pi. Bu yerda x ni topamiz. X teng 2k pi taqsim 3. Va nihoyat k tegishli z ga deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib biz bu tenglamani yechdik. Uni ildizlari mana bu formula bilan berilar ekan. Navbatdagi misol cosinus x minus 3 teng minus 1. Mana o'ng tomonda minus 1 turibdi. Demak minus 1. A minus 1 ga teng ekan. Demak mana bu holdan foydalanamiz. Cosinus x teng minus 1. Bu tenglamaning ildizi mana bu formula bilan topiladi. Demak bu yerda x ning o'rnida x minus 3 kelyapti. Shu sababli biz x minus 3 teng pi qo'shuv 2k pi. Pi qo'shuv 2k pi deb yozamiz. Bundan x ni topib qo'yamiz. X teng 3 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak 3 qo'shuv pi qo'shuv 2k pi. Va nihoyat oxirida k tegishli z deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib bu tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan topilar ekan. 5-chi misol cosinus x taqsim 3 teng 0. O'ng tomonda 0. Demak a 0 ga teng. Ildizlari mana bu formula bilan topiladi. Berilgan tenglamani. A bizda x taqsim 3 kelyapti. Demak x taqsim 3 teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Mana bu formula bilan yozamiz. Endi x ni topish uchun 3 ga ko'paytirib boramiz. X teng 3 pi taqsim 2 qo'shuv 3 k pi.
Ana formülünü hasıl kılalımız. Ve nihayet kağıt ilişkiliği ziyed. Şimdi kadar bu teynemanın ildizleri bana bu formülden topularken. Nabattaki misal götürmemiz, bana bu misal götürmemiz. Yani oyun tamamında ildizasında 2 taksım 2. İldizasında 2 taksım 2, minus 1 ve 1 aralığında. Bana bu şartını kanallandırdı. Minus 1 ve 1 aralığında. Bu musibat şu sebebi minus 1'den katta ve 1'den küçük. O halde biz bana bu formülden faydalanışımız gerek. Ben şunu yazıyorduk. X deyin. Plus minus arc kosinus. Yani A'nın oranı da bana bu son bölgelik sebeple bir de biz ilzası 2 taksım 2 deyip yazarız. Koşu 2 kapı. Koşu 2 kapı. Bu formüllerini esnaf barış gerek. Bu cüdeyen köp üçüreydi. Bu formüller. Yani arc kosinus ilzası 2 taksım 2. Cedvalda var. Bizge malum arc kosinus ilzası 2 taksım 2. Pi taksım 4 keteyin. Şu sebeple biz bu ifadanı bu dekçe yazışımız mümkün. Plus minus pi taksım 4 koşu 2k pi. K tekişliği z. Şimdi yakalım bana bu teynlemenin ildizleri bana bu formülle tapılarken. Bak kengi misal götürmemiz. Yettinci misal. Kosinus x ten minus 1 taksım 2. Minus 1 taksım 2 yana şu aralığında. Demek yana şu formuladan faydalanmamız. Demek x ten plus minus arc kosinus minus 1 taksım 2. Koşu 2 kapi. Arc kosinus minus 1 taksım 2'ni o zaman kısabda olamız. Bu ten arc kosinus minus 1 taksım 2 ten pi minus arc kosinus 1 taksım 2. Arc kosinus 1 taksım 2 pi taksım 3 keteyin. Pi'den pi taksım 3'ünü ayırsak 2 pi taksım 3 hasıl buladı. Değil mi? 2 pi taksım 3 keteyin. O halde bu ildiz, bu formüllerini böyle geçiş yazışımız mümkün. Plus minus 2 pi taksım 3 koşu 2k pi. Ve nihayet k tekişliği z deyip yazıp koyalımız. Şimdi yakalıp bana bu teynemeni, 7. teynemeni ildizleri bana bu formülden tapılarken. Bu bana hayat 8. misal. Bir yerde A'nın oranında 1 taksım 5 durdu. 1 taksım 5 minus 1, 1 aralığa tekişli. Şu sebeple bana bu formülden faydalanalımız. 8. misal. X den plus minus arc kosinus. Yine A'nın oranında 1 taksım 5. Şu sebeple 1 taksım 5 yazalım. Koşu 2K pi. Yani 2K pi'nin özünü köçürüp yazdım. Ve k tekişliği z diye yazıp koyalımız. Hani aldığın gibi misallarda, hani arc kosinus minus 1 taksım 2. Bunu cedval yardımıyla hesaplaşmamız mümkün oldu. Hesaplak koyduk. Bana bu 1 taksım 5 cedvalda yok. Bu nefallarda formüller şunu diye kalırladı. Bana şu cevap buladı. Şunu diye kalır bana bu 8. misalın cevabı bana bu formüller buna tapılırken.